senkronize yap. Geçtiğimiz pazar günü Kocaeli deplasmanından 3-0'lık bir mağlubiyetle dönen Uşakspor önümüzdeki hafta cumartesi günü Kırşehir Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Şimdiden karşılaşma için antrenmanlarına başladı. Efem Beton katkılarıyla spor haberleri. Maç öncesi antrenmanlara başlayan Uşakspor, teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu hem Kocaeli Spor karşılaşmasını değerlendirdi hem de yeni transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Ceyhun Hocam merhabalar. Merhabalar. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de bir mağlubiyet yaşandı deplasmanda. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Açıkçası rakibimizin gücünü biliyorduk. Ona göre analizimizi yaptık. Ona göre hazırlanmıştık. Özellikle ilk 10-15 dakika rakibin baskılı oynayacağını, bizim de ona göre direnç göstermemiz gerektiğini söyledik. Ama 10. dakika maalesef çok basit bir hatadan, defansından uzaklaştıramadığımız bir golle 1-0 mağlup duruma düştük. İki yarının ortalarında birazcık topa sahip olduk, pozisyonlara girdik özellikle kenar ortalarda ama değerlendiremedik. İkinci golü de ilk yarının sonunda çok basit bir şekilde yine gol yiyince, yani rakibin bu kadar kaliteli ayakları olup bu kadar basit gol yersen o maçı çevirmen gitgide zorlaşır. Nitekim de öyle oldu. İkinci yarıda maalesef istediğimiz pozisyonlara giremedik. Birkaç tane yeni transferlerimizle hamle yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Bu maçla yani biz değerlendirmemizi yaptığımız zaman bizim rakibimiz değil ama bu maçlardan ders çıkartarak önümüzdeki maçlara hazırlanmalıyız. Yoksa yani bir anlamı olmaz. Yani bu mağlubiyetten de bizim ders çıkartmamız gerekiyor. Teşekkürler hocam. Bir de önümüzdeki hafta ayın 11'inde bir Kırşehir'le bir karşılaşmamız var. Şu anda Uşakspor'lu oyuncular antrenmanlarına devam ediyor. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Ya bizim direkt rakiplerimizden bir tanesi Kırşehir. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz bu maçla ilgili. Rakibimizle ilgili bir tane scout hocamızı gönderdik. Maçı izledi, bilgileri aldık. Kendimiz de analiz yapacağız. Ona göre en iyi şekilde hazırlanacağız. Çünkü şu önümüzdeki bir haftada 3 maçımız var. Bu 3 maçta özellikle içeride puan kaybı istemiyoruz. Peki hocam yeni transferden bahsettiniz az önce. Yeni transferimiz var mı, olacak mı? Şöyle transfer 5 Mart itibariyle sonlandı. Biz de transferde çok sıkıntı yaşadık. Sağ olsun sponsor firma AFC bize yardımcı oldu. Son anda biz transfer açabildik. Zaten çok maliyetli oyuncu alma şansımız yoktu. Hem borçumuzdan hem de oyuncuların maliyeti yüksek olunca bizi tercih etmiyorlardı. Biz de bir Ertuğrul'u aldık Kütahya'dan. Geçen sene benim bildiğim oyuncuydu. Bolu'dan kiralık olarak Arda Köksal'ı aldık. Soner zaten amatörden gelmiş. Maliyeti düşük. Genç bir oyuncu olarak onu da bünyemize kattık. Yapabileceğimiz transfer buydu. Bunu gerçekleştirdik. Çünkü dediğim gibi bazı haftalar haftada 3 maç oynayacağız. O yüzden kadronun geniş olması, alternatifin olması bizim için iyi. Teşekkür ederim hocam. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hocam.